Konsol Kulübü'nden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün sizlere 2020 yılında çıkacak olan tüm oyunlarla ilgili, daha doğrusu tüm önemli başlıklarla ilgili bir video derliyoruz. Hemen hızlı bir giriş yapalım. Öncelikle çıkış tarihine göre sıralıyoruz oyunları. Ondan sonra bazı oyunların malum tarihleri belli değil. O belli olmayan oyunlar için ise alfabetik bir sıra yaptık, dizilim yaptık. Önemli başlıkların üzerinden geçeceğiz. Evet, ilk oyunumuz Cook Serve Delicious 3. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi şirin, tatlı bir kafe açmak isteyen varsa biz bizimkini devrediyoruz muhabbeti vardı, hatırlarsınız. Resmen onunla ilgili bir oyun. Oyun şu, böyle bir kafe açıyorsunuz. Kafede böyle müşterilere önce yemek servisi yapıyorsunuz. Kek, tatlı servisi, ondan sonra yemek, makarna falan filan derken müşteri bira istiyor, bilmem ne falan filan. Oyun önce basit başlıyor ama ondan sonra bir challenge'lar var. Bir challenge'lar kafayı yersin, çıldırırsın. Böyle neler neler var. Değişik tarz oyun seven arkadaşlar oynamalı bence. Bu arada oyun çok komik. Çok iş yaparsanız yandaki başka dükkancı restoranlar falan geliyor böyle. Sizin dükkana çöküyor falan. Senin böyle servis araban var. Durum truck gibi bir şey. Onu gelip saldırıp maldırıp böyle ateş mateş ediyorlar. Komik değişik bir konu olmuş. Size müşteriye yemek yapmaktan çöp atmaya kadar restoranla ilgili her şeyi yaptırtıyor. Benim diyen oyuncu kasılır yani, öyle bir oyun. Güzel, eğlenceli, keyifli bir oyun. Tavsiyemizdir. Evet, bir sonraki oyun arkadaşlar 16 Ocak'ta çıkıyor. Yakuza Like a Dragon, yani ejderha gibi. Yakuza'yı hatırlarsınız, böyle Tokyo sokaklarında geçerdi böyle. Ama bu oyun Yokohama'da geçiyor. Gene bir Japon şehri. Oyunda böyle mafyasınız, mafyacılık, mekana çök, bilmem ne yapam, ona araç kesem, yargı dağıtam, böyle böyle şeyler var. Güzel, eğlenceli, ilerlemeli oyun. Oyun dövüş grafik olarak biraz daha farklı. Final Fantasy ile Batman arası olmuş böyle. Hani böyle vurunca direkt adama vurmuyor. Birkaç saniye bekliyor falan filan. Sıra tabanlı strateji gibi ama o kadar da değil yani. Değişik, sadece dövüş dinamikleri öyle. 3 tane 4 tane adam seçiyorsun, öyle çeteyle geziyorsun falan filan. Oyunumuz Tokyo Mirage Seasons. Bu arkadaşlar gene bir RPG ve dövüş oyunu olarak çıkıyor. İkisi aynı anda çıkıyor. Bu arada oyun sadece Nintendo Switch'e çıkacak. Oyunun konusu konulu oyun. Fire Emblem ve Atlus oyunları vardı. Bunun Fire Emblem şeyde vardı ya. Nintendo'da vardı, DS'de falan. Bir de şeyde vardı. PS Vita'da, Atlus da aynı şekilde. Atlus karşılıklı dövüştü. Fire Emblem'de ilerlemeli oyun. Bayağı da güzel bir oyun böyle, RPG oyunu. Bayağı Asya'da tutulan bir oyundu. Bu iki oyunun karakterlerinin bir araya gelmiş, bir birleştirme, değişik bir oyun olmuş böyle. Bizim şey gibi Marvel vs. Capcom dövüş oyunu vardı ya, bunun ilerlemeli halini gibi düşün. Evet, sıradaki oyun 23 Ocak'ta geliyor. Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster Edition. Yani çözünürlüğü yüksek. RPG deyince zaten aklınıza ilk gelen oyunlardan olan Final Fantasy. Platform olarak bilgisayar dışında tüm konsollara çıkıyor. Final Fantasy'nin bu Crystal Chronicles bayağı tutmuştu. Final Fantasy 7'den sonra. Onun için bu oyunlar yavaş yavaş zaten şey oluyor. Tekrar bildiğiniz gibi yeni konsollara geliyor. Geriye uyumluluk babında. O da o şekilde gelecek oyunlardan. Evet, bir sonraki oyun 23 Ocak'ta geliyor. The Walking Dead Saints and Sinners. Telltale Games'in yaptığı Walking Dead serisinin devamı ama sadece bilgisayara çıkıyor. Bilginiz olsun. Onun için üzerinden hızlı geçiyoruz kısaca. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Yemin etsek başımız ağrımaz. Tabii konsol severleri pek ilgilendirmiyor. Evet, bir sonraki oyun Journey to the Savage Planet. Bu oyun nedir? Ben oyunu ilk gördüğümde aklıma gelen Serious Sam mi lan bu acaba? Serious Sam mi? Vur kır parçala. Değişik böyle gezegenlerde uzaylı öldürüyorsunuz. Uzaylılar falan filan çok korkunç yaratıklar değil bile. Tatlı tatlı şirin şirin uzaylılar. Güzel. Keyifli bir oyun olmuş. Oynanış mekanikleri falan gayet iyi. Bu oyun böyle bilim kurgu platformu gibi olmuş. Grafikler falan soft. Baymadan oynanır yani. Evet, bir sonraki oyunumuz Şubat ayında çıkacak olan Zombie Army 4 Dead War. Zombie Army neydi? Zombie Army Sniper Elite'in yapımcılarının yapmış olduğu, üretmiş olduğu ilerlemeli third person shooter sniper oyunu. Ama bu Zombie Army'deki olay aynı oyunun hani benzeri mekaniklerle, benzeri mantıkla, görevlerle zombilerle oynuyor ama. Gerilim, çok gerilim olmuyor ama daha da çok korku olmuyor ama korku gerilim diye geçiyor oyunun tarzı. Daha çok böyle strateji, aksiyon gibi, böyle direkt vur kır parçala gidemiyorsun Sniper Elite'de, örnek veriyorum. Sakin, sessiz ve derinden gitmeniz gerekiyor. İlk 3 oyun bir disk olarak piyasaya sürmüştü. Dijital olarak çıkmıştı önceden. Ondan sonra bir CD olarak yayınlamışlardı. Bu oyun komple disk olarak çıkıyor. 4. oyun. Böyle bol bol böyle Nazi şeyleri öldüreceğiz. Nazi zombiler. Hitler'in askerleri. Oyun oynayınca birazcık şeyi fark edeceksiniz. Call of Duty zombilere benziyor böyle. Harbiden biraz da geçmiş tarihten geldiği için keyifli olacak. Oyunda yeni oyun PlayStation, Xbox ve bilgisayara gelecek. Evet arkadaşlar, 6 Şubat'ta Granblue Fantasy Versus.
Sadece PlayStation 4'e çıkacak olan bu oyunda adından da anlayacağınız gibi versus, yani karşılıklı dövüş. Gereksiz bir oyun ama adamlar yapmış işte, bize de yayınlamak düşer. Ya şimdi bu anime olduğu için bazen animeci arkadaşlar var, seviyorlar. Onların beden, onların kararı, bir şey demiyorum. Onları kendi tercihleriyle baş başa bırakıyorum. Ve bir sonraki oyuna geçiyorum arkadaşlar. Ori and the Will of the Wisps. Ori'yi hatırlarsınız arkadaşlar. Microsoft'un desteklediği çok güzel bir platform oyunu. Grafikler, bosslar, atmosfer, müzik efsanedir. Bu oyunun devam oyununu yaptılar. Bu Ori bu arada Xbox'ın çıkış oyunlarındandır yani. Zamanında Xbox Live'da falan ücretsiz vermişlerdi. Bu yeni oyunda da Game Pass olan arkadaşlar direkt ücretsiz olarak çıktığı günden itibaren ücretsiz oynayabilecekler. Ori hakikaten denenmesi must bir oyun arkadaşlar. Bu Limbo tarzı platform oyunları başladığı zaman bu furyaya biliyorsunuz bir ton oyun katıldı. Bunların en kuvvetlerinden bir tanesi Ori. Denemelisiniz arkadaşlar. Her saniyesine değer. 11 Şubat'a geçiyoruz. 11 Şubat'ta Yakuza 5 geliyor arkadaşlar. Yakuza 5 serinin en beğenilen oyunuydu. Bildiğiniz gibi zaten Ocak ayında 7'si çıkıyor ya. Bu 5'te tekrar geriye dönük remaster yapıyorlar. Falan filan. Hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar, 14 Şubat'a geldik. 14 Şubat'ta Sevgililer Günü sürprizi yapan bir oyun var. Darksiders. Normalde konsollara Kasım'ın 15'inde çıkacak olan Darksiders Genesis Sevgililer Günü'nde de konsollara çıkıyor. Kafalar berrak. Amaçlarını anlamadım ama bir niyetleri var belli yani. Sürpriz yapmayı seviyorlar. Mahşer'in 4 atlısı yargı dağıtmaya devam ediyor. RPG tarzı oynanışı ve grafikleriyle öne çıkıyor bu oyun, biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yeni oyununda daha çok boss, daha karanlık, daha böyle cehennemsi atmosferlerde geçiyor. Ve yeni oyundaki en büyük özellik ise co-op oynanabiliyor olması. Ayrıca platform olarak da tabii ki işte Xbox ve PlayStation'a da geliyor. Evet, sıradaki oyunumuz Iron Man VR. Arkadaşlar, Iron Man VR değişik bir deneyim olmuş. Biliyorsunuz şu VR'la beraber artık oyun dünyası farklı bir experience'a döner oldu. Yani böyle tecrübeye dönüyor. Yani oyundan ziyade, konudan ziyade onun ne kadar hissedebildiğinize bağlı. Örnek veriyorum, Gran Turismo'nun VR versiyonunu oynadığınız zaman arabanın içindesiniz. Gerçek bir araba turu, YouTube'dan bir arabanın inceleme videosunu izliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Bu da aynı şekilde olmuş, efsane olmuş. Iron Man olarak uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz, 3-5 de görev yapıyorsunuz yalandan. Ama keyifli, oynanması gereken bir şey. Sıradaki oyunumuz Persona 5 Scrambled Phantom Strikes. Persona severlerin çok sevineceği bir oyun. Eski oyuna göre bayağı geliştirilmiş grafikleri var. Oynanış falan bayağı güzel yani. Grafikler eski oyunlarda çok animemsiydi. Şimdi birazcık böyle renderları falan çok iyi olmuş ya. Grafikler çok keyifli. Oyunda hordlar var böyle. Ordu ordu düşmanlar geliyor. Dynasty Warriors'ta hatırlarsınız böyle. Bir kılıç vuruyorsun, 50 tane adama birden değiyor. Onun gibi oynuyorsunuz. Anime mantığı ama güzel, keyifli. Oyun sadece Switch ve PlayStation 4'e geliyor. Zaten bu seriyi genelde sevenler Japonculardır. Yani Japon oyunları seven animeci tayfa. Zaten Xbox'a çıksa da Allah'ın kulu almaz. Bence de mantıklı bir hareket olmuş yani Xbox'a çıkartmaları. Geldik 3 Mart'a. Mart ayı. Lan zaman akıyor. Yaşlandık. 2 ay daha yaşlandık şunları. Şu 5 dakikada, 10 dakikada 2 ay yaşlandık. Evet, yeni oyunumuz Final Fantasy Remake. Final Fantasy 7 Remake. Evet arkadaşlar, E3'te duyurmuşlardı 2 yıl önce. 2-3 yıl önce hatta. Tabii ya, 3 yıl, 2016 Haziran ayında tanıttılar. Anca 3 Mart'a çıkıyor. Zaten Final Fantasy oyunları genelde Şubat-Mart aylarında çıkıyor. Bu arada arkadaşlar, serinin en beğenilen oyunu 7. Senaryo olarak da diğerlerine nazaran en bağımsız olan 7. Ondan dolayı zaten çoğu insan heyecanla bekliyor. Mesela ben Final Fantasy zamanında oynayamadım. Seriyi kaçırmış oldum. Ondan sonra tekrar başlamayı üşendim açıkçası. Çünkü çok fazla oyun var. Yani 15 tane var. Hangi gibi oynayacağım mübarek. Ömrüm yetmez. Neyse, bu yeni oyunda grafikleri baştan yaratmışlar. Tövbe estağfurullah. Yaratmak Allah'a mahsus ama baştan yapmışlar. Efsane olmuş yani. O Cloud Strife ile zaten adamı da göreceksiniz. Karakter en kral adam Cloud. Onunla yargı dağıtmak isteyenler 3 Mart aylarını kursun. Platform sadece PlayStation 4. O da üzücü. Yani bu yeni oyunlar artık Xbox'a çıkıyor ama lisansını ödemedikleri için tabii sadece PlayStation 4'e çıkıyor bu. Sıradaki oyunumuza devam ediyoruz. 20 Mart'a geldik. Animal Crossing New Horizons. Evet arkadaşlar, bu oyunu duymuşsunuzdur. Duymadıysanız hemen özet geçiyorum. Bir dünya yaratmış adamlar. Dünyada olay şu. Her şey gerçek hayattakinin bir simülasyonu gibi. Sims gibi düşün. Ama karakterler böyle koyun, kuzu, tilki. Ondan sonra ayrıca kendi karakterini de yapabiliyorsun. Böyle seçiyorsun, ediyorsun, sağını solunu düzeltiyorsun. Bu Nintendo'nun karakterleri olduğu için böyle Mii'ler var ya, o Mii'ler gibi karakter oluşturuyorsun. Ondan sonra bir adaya, bir köye, bir platforma düşüyorsun. Bu oyunun genel mantığı. Ondan sonra orada yaşam kuruyorsun. Örnek veriyorum, yaşamak için ne gerekiyorsa onu yapıyorsun. Yemek yiyorsun, uyuyorsun. Ondan sonra ekiyorsun, biçiyorsun.
Her şeyi yapıyorsun. Ana fikir tarım yapmak, hayvan yetiştirmek falan filan. Önce karakterin kasabaya geliyor, esnafla tanışıyorsun böyle. Ondan sonracıma işte muhtarla tanışıyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Çok keyifli, güzel, eğlenceli bir oyun. Çok uzun sürelerinizi harcayabileceğiniz bir RPG oyunu aslında. Hakikaten RPG tam anlamıyla. Bu arada olta buluyorsun, işte balık tutuyorsun. Bazen balık tutacağım diye başka şey çıkıyor falan. Öyle güzel, keyifli bir oyun. Sonra bu yeni oyunda daha da geliştirilmiş, detaylı olmuş. 8 kişi aynı adada veya 4 kişi lokal ağ üzerinden oynayabiliyorsunuz. 8 kişi online multiplayer oynayabiliyorsunuz aynı yerde. Mevsimler daha da konuşlandırılmış. Gün içerisinde rüzgar, yağmur falan filan oluyor. Tabi bu arada oyunda yağmur olunca daha hızlı mesela. Ektiğiniz ağaçlar yağmurda daha hızlı yetişiyor falan filan. Çok güzel ya, çok keyifli. Ve uzun süreler mesai harcadığınızda ya hiç böyle vakit harcamamış gibi keyif alarak oynayacağınız bir oyun yani. Her gamer'ın ölmeden önce oynaması gereken bir oyun. Evet arkadaşlar, harika bir oyunla daha, harika bir haberle daha devam ediyoruz. Doom Eternal ve Doom 64. Doom deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum. Şu an bu videoyu izleyen genç kardeşlerimiz de var. Bizim gibi yaşlı, orta yaşlı olan var. Yaşlı kurt abilerimiz de var. Biz çocukken misafirliğe giderdik böyle. Tabii o zamanlar bilgisayar yok bizde. Derdik ki abi, yanlış anlama dilenci değilim, varsa bir oyununuzu alabilir miyim abi? Vallahi bak, klavyeyi dişlemem, mouse'u piç etmem, elimi böyle cipsli cipsli şireli şireli, güne giden teyzeler çocuklarının bilgisayar olduğu için şimdi onlarla oynuyorsun ya. Şimdi ezilip büzülüyorsun. Abi bir oyun açar mısın? Dedin. Abi de açıyordum. Adam 18 yaşında. Kan, vahşet içeren böyle vur kır parçalı oyun oynuyor. Biz onlarla büyüdük. Onun için böyle serseri gibi yetiştik. Neyse ondan sonra işte bu FPS'lerin atası Doom. Son zamanlarda çıkan oyunlarıyla gözden düşmüştü. Çünkü oyun Doom değildi. Doom'un özelliği Quake gibi hızlı. Zıpla, atla, vur kır parçala. Silahlar vahşi olacak. Vurdun mu pekmez akacak uzaylının, düşmanın, yamyamın, neyse işte. Şimdi son bu yeni gelen oyunla beraber, daha doğrusu tanıttıklarında herkes dedi ki vay, Doom büyük adammış, kıymetini bilememişiz, özüne dönmüş dediler. Ve son oyunu gerçekten küllerinden yeniden doğarak yaptılar. Geliyor arkadaşlar, çok yakında geliyor Doom. Nisan ayında ve eski retro oyunu Doom 64 ile beraber çıkıyor. Muhtemelen yanında hediye edecekler ön sipariş edenlere. Ben öyle bekliyorum en azından. Bu arada arkadaşlar, bosslardan önce yanınıza havlu alın. Terinizi silersiniz. Çiğ köfte yapar gibi, çünkü zor. Hakikaten kolayına ölmüyorlar. 16 Nisan'a geldik. Cyberpunk. Evet, bence yılın oyunu olmaya aday bir oyun. Olur mu? Olabilir. O bir efsane. O bir Matrix. O bir ıssız adam. Gecelerin yargıcı. John Wick. Keanu Reeves. Evet arkadaşlar, E3'te en çok olay olan, en çok izlenen video oldu. Keanu Reeves ile beraber bu kadar ünlü bir adam ilk defa bir oyunda bir karakteri canlandıracak. Witcher'ın yapımcılarından gelen bu oyun. 2 yıldır bekliyoruz. Oyun third person bekliyorduk. Oyun değişti arkadaşlar. First person oldu. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Bakacağız. Önceden böyle şey görünüyordu. Third person RPG görünürken şimdi aksiyon roleplay oldu. Benzetmek gibi olmasın ama şeye benziyor oyun. Deus Ex ile Division karışımı bir şey olmuş. Açık dünya, çok büyük açık dünya. Ondan sonra acıma oyunun en büyük özellikleri gerçeğe çok yakın olması. Birçok aktivite var. Mesela karakter dinleniyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, kola içiyor, işte çay demliyor, bilmem nargileye gidiyor. Şaka bir yana hakikaten oyunda çok güzel özellikler var arkadaşlar. Hayat dolu, şehir insan dolu. Ondan sonra acıma bazı oyunlarda 1453, Fethi 1453 filmindeki gibi iki tane figüranı koyup copy paste yapmamışlar. Herkes farklı bir tasarıma sahip. Karakterler böyle. Gündüz farklı insanlar görürken aynı zamanda gece de farklı insanlar görüyorsunuz. Güzel olmuş yani. Oyunda böyle araç sürme falan filan da var böyle. Etrafla etkileşim son derece müthiş. Yani anlatılmaz yaşanır. Videoda gördüğünüz gibi hakikaten oyun gibi oyun yapmışlar abi. Bu arada tabii ki Witcher 3'ün yapımcıları gene bir yılın oyunu yaparlar. Adam bir oyun yaptı, yer yerinde oynadı. İbretlik. Evet, bir sonraki oyunumuz Trials of Mana. Bu oyun mobile de çıktı geçenlerde. Bayağı duyuldu böyle. Şimdi konsollara da geliyor. Japon RPG'si, açık dünya oyunu. PlayStation 4, PC ve Nintendo Switch için geliyor. Xbox'a çıkmıyor. iOS'a falan çıktı ama geçen hatta reklamını görmüştüm bir oyun oynarken. Şey, Instagram'da dolanırken. Çizgi filmsi atmosferiyle Eternal Sonata vardı PlayStation'da. Bana direkt onu çağrıştırdı. Böyle güzel hikayesi olan eğlenceli bir oyun. Denenebilir, denenmeli de. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Mayıs ayına. Mayıs ayında çok güzel bir haber var. 2 yıldır beklenen bir oyun. Marvel's Avenger diyeyim daha doğrusu. Apostrofes. Arkadaşlar, bordo pelerinli karakterimiz Thor Baba, Hulk, Iron Man,
Sonra bir tane bacımız var böyle güzel ünlü bir şeye benziyor. Yetkili bir ablaya benziyor. O var. Bir tane daha karakter var. O kimdi ya? O müptezel kimdi? 5 tane karakterle oynayabiliyorsunuz oyunu. Marvel'ın elemanları. Kaptan Amerika. Heh. Şimdi bunlar bu sefer oyunu yıllardır özlenen tarz olan Ultimate Alliance vardı. Hatırlar mısınız? Bu PlayStation 2'de aynı anda 4 kişinin oynadığı bir oyun. İlerlemeli. Marvel, ya bu oyunun da bir hikayesi var ama Marvel'ın diğer oyunları gibi karşılıklı dövüşmüş ya da böyle bir dövüş oyunu senaryosuna sahip değil. Tamamen farklı bir oyun. Oyun online destekli ve çok uzun soluklu olacağı söyleniyor. Yani oyun bir haftada, iki haftada kenara atılacak bir oyun değil deniliyor kesinlikle. Sürekli online güncelleme alacak. GTA Online gibi diyorlar. Bu arada senaryoyu da co-op oynayabiliyorsunuz. Aynı konsoldan oynanabilir mi bilmiyorum. Bakacağız. Ben normalde mesela Marvel karakterini sevmiyorum arkadaşlar. Hani herkesin tarzı var. Ben sevmiyorum şahsen ama bu oyun hakikaten yani çok güzel detaylandırılmış ve oynatır olmuş kendisine. Videodan çok keyif aldım açıkçası. Bir an önce çıksın diye bekliyorum. Bu arada platform olarak PC, PlayStation 4 ve Xbox'a geliyor. Ha, bu arada Stadia var ya, bu Google Stadia çıkıyor Kasım ayında. Ona da gelecekmiş. Bakalım nasıl olacak bakalım. Evet arkadaşlar, 29 Mayıs resmi tatil ilan ediyoruz biz. Ben olsam 29 Mayıs'ta sevgilimden ayrılırım. Zaten yok şükür de. Yani ayrılmak lazım çünkü galiba bir ay falan offline olacağız. Last of Us çıkıyor çünkü. Yengelerden izin alın. İş yerinden mazeret izni yazdırın. Rapor alın abi. Ayağınıza kırın. Ne bileyim, masanın altına bırakın ayağınızı, ezin falan filan, rapor alın. Gidin evde oyun oynayın abi. Evet, eli geri dönüyor. Hem de Allah rızası için, insanlığı korumak için kendini feda edecek masum kızımıza bir beğeniyi çok görmeyelim arkadaşlar. Eli kızımız bildiğiniz gibi bu yayılmakta olan mikrobu, panzehiri olacağını biliyordu. Ve bu yolda kendini adadı, devam ediyor. Sürprizlerle dolu, heyecanla dolu, harika bir senaryo ile daha çıkmadan kendi kategorisinde bence şahsi fikrim yılın oyunu olacak. Benim fikrim de herkesin fikri, adımız gibi de eminiz yani. Gözümüzü gönlümüzü hakikaten doyuracak bir Naughty Dog yapımı geliyor arkadaşlar. Her kuruşu helal olsun denilecek cinsten. Adamsın Sony. Tarih 29 Mayıs'a ertelendi arkadaşlar. Nisan'da çıkacaktı. Mayıs ertelendi. Bildikleri vardı. Muhtemelen daha fazla ertelenmez. Çünkü Last of Us eskiden de o tarihte çıkmıştı. Sony'nin çoğu böyle kafa oyunu o tarihlerde çıkıyor. Bu arada arkadaşlar, bu oyun online'ı da var. Gayet de güzel, keyifli olacak. Bakalım. Şimdi tarih olarak net olmayan bazı oyunlar var. Oyunların çıkış tarihleri sadece şöyle belirtildi. Hani böyle bir tarih aralığı şeklinde. Net böyle bir kesin tarih yok. Çeyrek çeyrek verildi. Kimisi sadece denedi ki bu mali yılda, şu mali yılda çıkacak. Şimdi birazcık da onlara değinelim. Evet, bir bilgisayar oyunuyla başlayacağım. Normalde bilgisayar oyunu biliyorsunuz pek ilgi alanımıza girmiyor ama bu oyun bahsedilmeyi kesinlikle hak ediyor. Total War Saga Troy. Total War serisi var, Total War. Bu Roma'sı vardı, bilmem nesi vardı falan filan, hatırlarsınız. Onun yeni versiyonu arkadaşlar, Truva. Truva Savaşı'nı böyle bize yaşatmak için geliyor. Tabii ki bu sadece Truva değil. O karakterleri içeren böyle skirmish, çarpışma yarış, maçları falan da oluyor. Efsane keyifli oluyor. Grafikler aşmış zaten. Videoyu izlerken bile insan gaza geliyor ya. Hatta tekrar açıp böyle Truva'nın Elazığ versiyonunu izleyesim geldi. Süleyman diyor ya, aklıma o geldi direkt. Evet, bir sonraki oyunumuz Deadly Premonition. Bu oyun arkadaşlar Nintendo'ya ait bir franchise. Deadly Premonition'da konu şu. FBI ajanıyız biz bir tane. Konusu şu, bir tane adam var, seri katil. Seri katil ne bok yemiş onu araştırırken bir bakıyorsun yanlışlıkla bir portal açıyorsun. Öbür dünyaya gidiyorsun. Öbür dünya derken paralel evren gibi düşünün. Şeyde vardı ya, bu Evil Within vardı. Aynı onun gibi. Bu ilk oyun 2005'te çıkmıştı. Bu oyunda da 2005'e geri dönüyor. 14 sene öncesine geri dönüyor. Böyle güzel, keyifli, gerilim, böyle aksiyon tarzı bir oyun. Resident Evil 7'ye de benziyor birazcık, böyle şey koşturmacası falan filan. Güzel, keyifli bir oyun arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim Switch olan arkadaşlara. Sonraki yapım arkadaşlar, kıymet bilmeyen oyunlarda bugün. Kıymetini bilmeyen oyunlar olunca böyle ben moralim bozuluyor. İnsanlar böyle, çünkü artık alışmış, hep referansla oyun oynuyorlar. Gerçi onlar da haklı. Çünkü bir oyun artık bugün kolay yetişmiyor. Bir oyun 300 lira, 250 lira yani. Ama bazı oyunlar da var ki zamanında hani uygun fiyatlı olmasına rağmen bile insanların duymadığı, etmediği ya da İngilizcemiz yeterli olmadığı için, altyazıda seçenekleri olmadığı için çoğu insanın es geçtiği oyunlardan bir tanesi olan Destroy All Humans. PlayStation 3'te vardı bu. Çok eğlenceli, çok komik bir oyundu. Tekrar remake olarak çok daha kaliteli bir şekilde konsollarımıza geliyor. Arkadaşlar, oyun, hemen özet geçiyorum. Empati yapacağımız bir oyun. Hep böyle biz uzaylıları vuruyoruz ya. Şimdi dünyaları vuruyoruz. Yargı dağıtmaya geliyoruz.
Şimdi oyunun başında hemen zaten bir video var. Göreceksiniz şimdi şu an giren videoda arkadaşlar. Uzaylısınız, dünyaya iniyorsunuz. Gördüğünüz ilk şey inek. Ondan sonra acıma inekle konuşmaya çalışıyorsunuz. Mölüyor tabii. Ondan sonra bizim uzaylının üzerine doğru sıçan ineğe yargı dağıtan uzaylı olarak başlıyoruz ilk bölümde. Psişik güçlerimizi kullanarak kaldır, yatır, vur, kır, parçala yapıyoruz. Böyle böyle devam ediyor. Sonra sıra çiftçi, aşçı, bahçıvan, şoför diye devam ediyor sıra. Oyun çok eğlenceli. Gülmekten bitiremeyeceğiniz bir oyun olacaktır. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bir sonraki oyunumuzla devam ediyoruz. Oyunumuz zombi shooterların şahı. Kategorisinde yılın oyunu seçilen Dying Light 2. Birinci oyun dediğim gibi yılın oyunu seçilmişti. Survival tarzda en beğenilen oyunlardan bir tanesi oldu. Dying Light aksiyon, gerilim ve yaratıcılık dolu bir oyun. Oyunda diğer zombi oyunlarına nazaran bildiğiniz gibi alt katı, üst katı, etraftaki çevre üyelerin her şeyi kullanıyorsunuz. Yeri geliyor ağaçta yattığım bile oluyor oyunda. Oyundaki farklılıklardan bir tanesi bu sefer bizim karakterimiz infected, yani iltihabı kapmış, zehirlenmiş. Kolumuzda bileklik var, o bileklikten kontrol ediyoruz böyle. Geceleri çok vakit harcarsanız daha erken zombi olacaksınız. Gündüzleri dolanmaya dikkat edin arkadaşlar. Bir de bu oyunun benim çok sevdiğim bir yanı var. Bu tarz oyunlarda genelde böyle yerden aldığın şey, mesela Dead Rising oynuyorsun. Alıyorsun, iki tane vuruyorsun, tahta paramparça oluyor. Tahtanın canı 3 tane falan. Bunda öyle şeyler yok. Biraz daha dayanıklı, böyle daha keyif alıyorsun. Yani örnek veriyorum, her dakika bir silah bulmayla uğraşmıyorsun. Üzerine bir de Suriyeli gibi 100 bin tane şey gelmiyor. Sen söyle, zombi mombi atlamıyor böyle. Tek tek geliyorlar. Genelde tek tek de değil de biraz daha orantılı, yani mantıklı. Days Gone oynamışsınız mesela PlayStation 4'te. Days Gone gibi böyle keyifli keyifli geliyor. Onda mesela ordu o kadar saldırmıyordu. Gece çıktı mı ordu? Tamam, geliyorlar da onun dışında çok şey olmuyordu. Empire of the Sin. Yıllardır beklenen mafya oyunu eksikliğini doyurmaya geliyor diye duyuruldu. Sene 1920, yer Chicago, Al Capone'nin askerleriyiz. Ama tek sıkıntı var. Oyun simülasyon, taktiksel rol yapma. Yani taktiksel RPG, strateji. Yani güzel ama İngilizce derler ya, onun gibi. Neighbors from Hell vardı öyle. Tıklıyorsun, oraya gidiyor, oraya vuruyor falan filan. O tarz bir oyun. Bu oyunu adam gibi, böyle Godfather gibi ya da bu mafya oyunu gibi yapsalardı da ne? Çok efsane olurdu. Ama maalesef öyle olmadı. Hayaller, uykular haram oldu. Gençliğimiz bak talan doldu yani. Evet arkadaşlar, sıradaki oyunumuz Gods and Monsters. Evet arkadaşlar, bu oyun Ubisoft'un oyunu. Duyuruldu ama çok detay verilmedi. Verilen detaylar arasında birincisi, zaten videoda göreceğiniz gibi harika böyle çizgi filmsi, böyle çok tatlı şirin bir atmosferi olması. Oyun antik Yunan'da geçecek. Ve ikinci detay ise bu oyunu yapan ekibin Assassin's Creed Odyssey'yi de yapmış olması. Oyundaki olay şu: boss avı, RPG, açık dünya. Oyun şu oyunların kombinasyonu gibi olmuş. Özellikle Zelda, grafiklerden anlayacağınız gibi. Karakterin zıpla atla özellikleriyle beraber Assassin's Creed gibi RPG öğeleri var. Aynı zamanda şeye de benzemiş, bu bossları mostları kesme olayları da, açık dünyada dolanma olayı bana en çok şeyi hatırlattı. Shadow Colossus vardı ya, onu hatırlattı. Ama Shadow Colossus çok böyle kasvetli bir oyunda hava. Bunda çok günlük güneşlik. İnşallah güzel olacak diye umut ediyoruz. Evet, bir sonraki oyun arkadaşlar Lego Star Wars The Skywalker Saga. Lego serisi bildiğiniz gibi Star Wars oyunlarının da 3-4 farklı versiyonu yapmıştı. Bu versiyonda Skywalker ağırlıklı böyle Anakin Reis'in maceralarını anlatıyor. Videonun da göreceğiniz gibi arkadaşlar artık Lego oyunları grafiksel anlamda çok daha böyle detaylı, efektleri falan çok daha böyle makinenin gücünü kullanır hale geldi. Zaten Lego'nun güzel yanlarından bir tanesi multiplayer oynayabilmeniz böyle. Co-op hep beraber ekranı bölmeden 3-4 kişi oynayabilmeniz çok güzel oluyor. Keyifli oluyor. Ailece oynanacak bir oyun olmuş. Bir sonraki oyunumuz Medal of Honor Above and Beyond. Savaşı yaşayacaksınız ama bunun için güzel bir bilgisayara, aynı zamanda Oculus Rift'e ihtiyacınız var. Çünkü Medal of Honor'ın yıllardır oyun çıkartmaya, Medal of Honor'ın bu oyunu sadece PC'ye çıkıyor. Umarız yakın zamanda PlayStation 4'e de gelir VR destekli. Grafikler çok harika görünmese de, çünkü zaten bunu çok harika yapsa grafiği, onu kaldıracak bilgisayar olan insan sayısı, yani sayılı olacağı için, hakikaten sayılı olacağı için onlar da haklı. Nerfliyorlar, grafikleri düşürüyorlar. Senaryo olarak böyle güzel, gene bir 2. Dünya Savaşı olmuş. Devam. Microsoft Flight Simulator. Pilotların bile oynarken zorlandığı bir oyun. Efsane grafiklere sahip bu sefer. Eski oyunlara nazaran en büyük yenilik grafikler, çünkü uçaklar değişmiyor. Yeni helikopterler, yeni pistler, açılan havaalanları eklenmiş. İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınan çok mağdur olduğumuz. Biliyorsunuz arkadaşlar biz çok geziyoruz. Haftada en az 2 kere uçağa biniyorum ben şahsen. Yeni havalimanı belimizi büktü. Neyse, bir şey demeyeceğim.
Evet arkadaşlar, yeni uçaklar, yeni pistler ama dediğim gibi en büyük yenilik grafikler olmuş. Canınız sıkılıyorsa binin, Bağcılar üzerinde 2-3 tur atın, geri inin hobi olarak. Uçuş izni derdi yok, kafan rahat. Mil derdi yok, milim yetti mi yetmedi mi, uçağa bineceğim mi binmeyeceğim mi derdi yok. Bu arada oyun bu yıl çıkacak. Yıl içerisinde ama tarih net tarih belli değil böyle, tam release date. Belli olduğunda ben yine açıklamaları yazacağım. Evet arkadaşlar, sıradaki oyunumuz Minecraft severleri mutlu edecek, Roblox severleri mutlu edecek bir oyun. Minecraft Dungeons. Minecraft Diablo ile buluştu diyebilirim özetle arkadaşlar. Dövüş, keşif ve bulmaca çözme hepsi bir arada. Macera zindandan zindana devam ediyor. Oyun Diablo gibi random generate zindanlar oluşturuyor. Böylece her seferinde farklı düşmanlarla farklı ortamlarda infinite dungeon, sınırsız zindan keyfi sürmece olacak. Bayağı keyifli olacak. 2020'nin ilk yarısına gelecek diyorlar ama ben onların yalancısıyım. Tabii bakacağız, göreceğiz. Evet, sıradaki oyunumuz Nioh 2. Arkadaşlar bu oyunu bilirsiniz, çok reklamı yapılmadı. Bilenlerin tercih edip aldığı Sekiro gibi bir oyun yani. PlayStation'da var sadece. RPG oyunu, kılıç, kalkan, hafif çıtırdan da büyü var. Grafikler bence Dark Souls'un falan filan çok daha ilerisinde. Ve oynanış olarak da o kadar zor değil. Keyifli, güzel, eğlencelik bir oyun. Uzun süre oynatacak kendisini bir oyun. Arada bir açın, böyle canını sıkınca boss tokatlarsınız. Yani zor dönerseniz uyku kaçırır, söyleyeyim. Tabii yine sizin bedeniniz, sizin kararınız. Outsiders. Arkadaşlar gene bir dünya çökmüş, yıkık, Mad Max evreni gibi, böyle bir evrende, Fallout evreni gibi. Ekmeğe aç kalmışız, muhtaç kalmışız. Öyle ki dünyada yer kalmamış, şeye gitmişiz. Başka bir gezegene. Gezegenin adı Enoch diye bir yere. 3-4 tane böyle hitmenimiz var, vurguncular. Bunlar gidiyor, mekan basıyor. Uzaylıları evinden edip Amerikalıların Kızılderili kovduğu gibi adamları ekmeğinden etmeye gidiyoruz. Huzur kaçırmaya. Oyun Square Enix'in dağıtımını yaptığı bir oyun. Grafikler güzele benziyor. Müzikler de böyle değişik olmuş. İnşallah videodaki bir güzel, keyifli olur. Bakacağız. Bu arada tarih belli değil. 2. 3. çeyrekte falan çıkacaktır diyor. Bakalım. Evet, geldik P harfine. P deyince aklınıza ilk gelen oyun ne? Persona değil tabii ki, Pokemon. Pokemon'un Go uygulamasını hatırlarsınız. Çıkmıştı, bayağı insanlar sapık gibi oynuyordu ya. Sabah akşam biz de oynadık ama zaten telefona verdiği zarardan dolayı şöyle milletin bataryası bitti ya. Yani Apple ondan sonra batarya açıklaması yaptı ya, millete batarya 100 liraya batarya değiştirdi koskoca. Evet arkadaşlar, bu kan emici bağımlı yapan oyunun yeni versiyonu çıkacak. Pokemon Sleep. Bir video yayınlandı. Tarih verildi ama hiçbir detay yok. Bakacağız, biz de sizin gibiyiz. Meraklıyız. Pokemon Sleep ile ilgili ilk detaylar gelince tekrar yeni bir video yapacağız bununla ilgili. İnşallah ama Pokemon gibi bir süre sonra birden düştüğe geçip tamamen silinmez. Şu an oynayan Allah'ın kolunu bilmiyorum. Alien mı Predator mu? 100 yılın sorusu. Artık Alien yok, sadece Predator var. Bir de onu avlamaya çalışanlar. Oyunun mottosu av ya da avcı ol arkadaşlar. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Evolve diye bir oyun vardı, hatırlıyorsunuz mu? Geçen PlayStation 4'de kaç? 2014 mi? 2015'te mi? Ne çıktı ya? 2015-2014 sonu. Hatırlamıyorum, öyle bir şey. Bu bir yaratık vardı. Bir onu sen vuruyorsun, bir o seni vuruyor. Bu da aynısı olmuş. Multiplayer oynanıyor. Single'da vardır da yalandan senaryosu vardır. Özetle bu. Ama bence Predator olun. Oyun adını verdiğine göre. Bir de uçuyor, kaçıyor, gizleniyor, iyi bir şey. Evet arkadaşlar, sıradaki yapım Psychonauts 2. Değişik bir yapım, aksiyon, bulmaca, platform, adventure, hepsi bir arada. Atmosfer vesaire, çizgi filmsi bir oyun. Oyun kendini oynatıyor. Değişik bir şeyi var. Bu zaten muhtemelen PSN oyunu olarak çıkıyor. Disk olarak basmazlar. Diski piç etmeden 2 GB'lık bir grafiğe sahip gibi duruyor. Oyundaki karakterler çok orijinal, değişik ve muhabbetler de güzel. Bulmacalar bazen sıkar mı bilmiyorum. Ben çünkü video izlerken birazcık sıkılabileceğimi düşündüm. Sizin de fikrinizi almak lazım tabii. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Karakterler ama çok tatlı ve şirin. Bazı karakterler de ünlü olmuş yani bunun bir önceki oyunundan. Diyeceksiniz ki lan ben bunu bir yerde görmüştüm ama adını bilmiyordum ha falan diyeceksiniz. Fatih dedi dersiniz. Geliyorum arkadaşlar baba oyunlara doğru. Skulls and Bones. Evet işte bu. İşte bu. 2020'yi beklemeye değecek bir oyun. Ubisoft'un gemi sevdası. Bildiğiniz gibi Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdasıyla yarışır. Lan adamlar bir oyun yaptı Assassin's Creed 3'te. Bir gemiyi koydular abi. O gün bugündür gemiden vazgeçemiyorlar. İyi ki de vazgeçmemişler aslında. Çok da güzel yapmışlar. Harika işler çıkartmışlar. Şimdi gemi deyince aklınıza gelen, korsanlık daha doğrusu deyince aklınıza gelen ne var? Gemi deyince iki oyun geliyor. Ship Simulator. Bir de Assassin's Creed'in Sea of Thieves geliyor bir de. Sea of Thieves'da korsanlık yapıyorsunuz ama grafikler... Abi o nedir? Ayıptır ya. Lan 50 dolara 60 dolar oyundan para istiyorsun. Verdiğin grafik Microsoft'un avatarları var ya. Microsoft'un Nintendo'nun Mii'leri var. Aynı onun gibi grafik var. Cık, ayıp. Şimdi korsanlık konusunda yıllarca oynanacak. Özellikle zaten bu tarz oyunlarda atak yapan baba oyun firması Ubisoft'un oyunu. Ubisoft bu yıl zaten 5-6 taneye yakın çok efsane oyun çıkartıyor. Bir tanesi de bu en çok beklenen.
Bu arada oyun mali yıl olarak tanıtıldı. Yani normal 2020 yılı demediler. Yani 2021 Ocağı da Şubat'a da kalabilir. En geç Mart'a, ilk çeyreğe. İnşallah kalmaz. Ben çok bekliyorum bu oyunu. Oyun harika. Zaten videodan da arka planda göreceğiniz gibi arkadaşlar. O grafikler ne ya? Korsan oyunu, gemi, tayfanı topluyorsun. Online oynuyorsun. Topluyorsun kirveni, amcanın çocuğunu, dayı oğullarını, döner bıçaklarını alıyorsun. Topunu, tüfeğini alıyorsun. Denizlere, yollara düşüyorsun. Fersah fersah. Ondan sonracıma milleti yağmalıyorsun. Adalara çöküyorsun. Etrafı alıyorsun. Var ya bu oyun çok oynanır. İnşallah oynanır yani. Yani Division Killer diye geçebilir oyun. Kendi ayaklarına sıkabilir ben söyleyeyim. 4K'da olunca tadını yemeyecek. İnşallah bu videodaki gibi grafikler olur da. Hatta daha da ilerleyebilir yani. Daha 1,5 yıl daha var, geliştiriliyor hala. Tabi de bazen böyle oyunlar çıkana kadar grafikler eskiyor. Yani bu oyunu 1,5 yıl önce falan tanıtmışlardı. Toplamda 3 yıl içerisinde bir geliştirme süreci olacak. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz Sünger Bob Kare Short Dehydrated. Hydrated arkadaşlar, rehydrated tekrar sulanma anlamına geliyor bildiğiniz gibi. Sünger Bob Kare Short'un oyunu var zaten. Bikini üstü için savaş diye PlayStation 3'e çıkmıştı. Gırgır şamata gülmekten oynayamayacağınız bir oyun. Şimdi onun remasterı çıkmış. Tabii ek özelliklerle falan, challenge'larla falan filan gelir. Oyunu biraz daha böyle geliştirirler. Bu arada oyun Sünger Bob severlerden sadece onlar değil. Ayrıca tek başına oynayabilecek senaryosu olan harika bir oyun. Yani Sünger Bob oynadığı gibi kaldırıp kenara atmaya gerek yok. Zaten gülmekten var ya böyle oynayamıyorsun oyunu. İlk oyunda ben en azından öyle olmuştum. Böyle Sünger Bob yürürken ayağındaki lastikler gacır gucur ötüyor. Lan o ses bile yetiyor yani. Çok komik ya. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar System Shock. İlki 1994'te çıktı bu oyunun. Oyun özünde FPS ama değişik survival RPG bir FPS. Yani Alien Isolation'ı düşünün. Uzaydan kaçıyorsun ya. Bunda uzaylıları öldürüyorsun. Böyle bir uzay gemisinde falan başlıyor. Gerginlik olan böyle Dead Space ile Alien'ın karışımı gibi bir şey olmuş diyebilirim açıkçası. Ama karakter önde görünmüyor. First person oynuyorsun. Animasyonlar falan güzel. Zorluk seviyesi falan saçma değil. Yani örnek veriyorum, kafasına vurduğunda adam ölüyor en azından. Halo'yu hatırlarsanız adamın kafasına bir charger boşaltıyorsun şeyde, en zorda. Ölmüyor da. Evet arkadaşlar, bir sonraki oyun Tom amcanın Rainbow Six'i. Evet arkadaşlar, Rainbow Six Karantina. Yeni oyun Karantin karşımızda. Tanıtımlarında çok detay verilmedi. Ama bir Resident Evil'ımsı bir olay var yani. Bir Silent Hill, bir Resident Evil, bir yaratıklar, maratıklar. Var bir şey. Biohazard durumu söz konusu. Oyunda üçlü ekipler halinde hareket ediyoruz. Bir önceki oyun Siege efsaneydi. Bu da Rainbow Six Siege'i ben her zaman sevmişimdir. Uzun süre online oynanacak bir oyuna benziyor. Bakalım. Yeni detay gelince yeni video hazırlarız hemen. PlayStation 4, Xbox ve bilgisayara da geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Twin Mirror. Bu oyun Life is Strange'in yapımcılarından psişik olaylar etrafında dolandığımız bir aksiyon oyunu. Hafsa kaybı yaşayan geceden kalma bir müptezeli oynuyoruz arkadaşlar. Adam bir kalkıyor, lan Allah Allah, aynaya bakıyor. Bir bakıyor aynaya, adam mı diye, söyleyene bakıyor, laf mı diye falan filan, neyse. Bulmaca, bulmaca içinde bulmaca, sanki Inception. Arkadaşlar oyun Fahrenheit'a benziyor, hatırlar mısınız bilmiyorum, çok eskiden vardı böyle, kalkıyordun aynaya bakıyordun, arkanda ucu çıkıyordu falan. Bu da bir loop'a giriyor oyun arkadaşlar. Adam bir kalkıyor sabah, sonra bir daha o olaydan çıkmaya çalışıyor, çıkana kadar oyun bitiyor falan filan. Evet, sıradaki oyun Vampire The Masquerade. Bunun ikincisi çıkıyor arkadaşlar. Vampir severleri şöyle alalım. Bildiğiniz gibi vampir oyunları ikiye ayrılıyor. 1 vampiri gördüğünüz, 2 vampiri FPS olarak oynadığınız, 3 vampirleri 3 ayrılıyormuş. 3 vampir avladığınız. Şimdi bu oyunda vampiriz. Vampir olmak her zaman çok güzel arkadaşlar. İnsan öldürmek ben seviyorum ya. Vampiri niye öldürüyorsun oğlum? Zaten bugün bir vampir kolay yetişmiyor. Evet, vampir oyunlarından 2 tane seri vardı. Bir The Masquerade serisi, ikincisi de şu geçenlerde çıkan Vampire vardı. Sadece Vampire olan. Onda 4 person oynuyorduk. Güzeldi. Sokaklar kalabalık, hareketliydi. Ama bu oyunda ise gece çok yalnız hissediyorsunuz. Sokakta tek tük adam var. Tamam, gecenin yarısında biz de bütün köy, bütün semt dışarıda dolansın demiyoruz ama yani abi 6'dan sonraki Avrupa gibi. Allah'ın kulu yok. Sokaktaki kişiyi görünce seviniyorsun acı görmüş gibi. Benim en azından videodan gördüğüm o. Eski oyuna nazaran biraz daha geliştirilmiş grafikler. Yeni skiller eklenmiş. Böyle vampir yetenekleri geliştirilmiş. Bir de abi böyle vampir olarak insan emmek güzel ya. Ne bileyim, diyorsun yapışıyorsun kene gibi böyle. Abi 1 lira ver abi. Canımın kıymeti yok abi. Platform olarak PC, Xbox ve PlayStation 4'e geliyor. Evet, bir sonraki oyunumuz Wasteland W'ya geldik. 4 seneden sonra yeni oyun geliyor arkadaşlar Wasteland'in. Wasteland 2 vardı en son. Hatta bir ara PSN, Xbox Live falan ücretsiz vermişti. Oyun güzel, eğlenceli, strateji. Az önce bahsettiğimiz Empire of the Sin gibi bir oyun. Böyle direkt aksiyon almıyorsun. Sıra tabanlı strateji bir oyunu. GTA'msı oyunlardan. Watch Dogs'un son oyunu.
Sağ solu hacklemeye doyamayan apaçe gençlik, MSN'e kol atan gençlik şimdi Londra sokaklarında. Ben V for Vendetta gibi hissettim. Remember, remember 5th of the November. Bence oyun kesin Kasım'da çıkar. Subliminal mesaj verirler öyle. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platforma çıkıyor. Hatta bir de Stadia'ya çıkıyor şu. Londra'yı hackliyoruz arkadaşlar. Politik olaylara isyan eden gençler Londra sokaklarını hackleyip ortalığı karıştırıyorlar. Çılgınca eğleniyorlar. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna yavaş yavaş yaklaşırken sizi Watch Dogs oyunuyla baş başa bırakıyorum. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Değinmediğimiz, değinmemizi istediğiniz oyunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz butona basmayı unutmayın. Merak ettiğiniz her şeyi yorumlar kısmına yazabilir ve abone olup bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.